Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın Ayetleri programımızda Nahl suresinden devam edeceğiz. Ve Nahl suresinden 84-89. Ayetleri değerlendirmeye çalışacağız. Cenab-ı Hak şöyle bildiriyor. وَيَوْمَ نَبْعَثُوا مِنْ كُلِّ اُمَّتِنْ شَه۪يدًا O gün, o kıyamet günü, hesap günü biz her ümmetten bir şahit getiririz. Her peygamber kavminin şahididir. Ya Rabbi ben bu kavme anlattım. Bu anlamda her peygamber kavminin şahididir. Hatta peygamber varisi durumunda olan Allah'ın dinini anlatan kimseler de muhatap oldukları kitlelere bir şahit durumundadırlar. Diğer alemde bir kısım insanlar Ya Rabbi bize anlatan olmadı, bize tebliğ eden olmadı dememeleri için Allah-u Teala her kavim, her topluluk içinde Allah'ın dinini anlatan kimseler göndermiştir. Ya nebi olarak veya o nebinin mesajını anlatan kimseler olarak. ثُمَّ لَا يُؤْذَنُوا لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا Sonra o inkarcılara izin verilmez. وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ Ve onlardan kusurlarını affettirecek bir şey de istenmez. Yani diğer alemde artık iş bitmiştir. Ve her bir elçi, Allah'ın emirlerini tebliğ eden her bir elçi Ya Rabbi bunlara senin dinin anlatıldı diye şehadet edecektir. Böyle bir durumda onların artık mazeret beyan etmeleri için kendilerine bir izin verilmez. Çünkü özürleri yoktur ve bir şey getirmeleri de istenmez. Şayet getirebilseler dünyadaki yaptıklarını getireceklerdir. Ama artık tekrar dünyaya dönüş olmadığına göre yeni bir şey, yeni bir amel yapabilmeleri mümkün değildir. Sığınabilecekleri bir mazeret kalmamıştır. Ve izâ ra'ellezîne zalemul azâb O zalimler azabı gördüklerinde felâ yuhaffefu anhum onlardan azap hafifletilmez ve lâhum yunzarun ve kendilerine nazar-ı merhametle bakılmaz, kendilerine mühlet verilmez. Demek ki diğer alemde bu gibi insanlar için azap var ve o insanlar artık orada kurtulmak için herhangi bir imkanları da kalmayacak ve azap onlardan hafifletilmeyecek ve kendilerine merhamet nazarıyla bakılmayacak. وَاِذَا رَأَ الَّذ۪ينَ اَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ O Allah'a ortak koşanlar, değişik varlıkları Allah yerine ikame eden, Allah'a ibadet eder gibi onlara ibadet eden, onları çağıran kimseler, şeriklerini gördüklerinde diyecekler ki قَالُوا رَبَّنَا هَا اُلَا اِشْرَكَاءُنَا Ey Rabbimiz, işte bunlar bizim ortak koştuğumuz şeriklerimiz. اَلَّذ۪ينَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ Senin duğununda, senden başka biz bunlara ibadet ediyorduk. فَاَلْغَوْ اِلَيْهُمُ الْقَوْلِ Ama o şerikler onlara şöyle cevap verecekler. اِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ Siz yalancılarsınız. Yani biz mabut değildik ama siz bizi mabut gibi kabul ettiniz. Yoksa biz gerçekte mabut değiliz. Gerçek mabut Allah'tır. Bunu orada onlar da ifade etmiş olacaklar. Ve elgav ilallahi yevme iznis selam ve o gün Allah'a artık teslim olacaklar. Ve dalle anhum mâ kânu yeftarun iftira etmiş oldukları şeyler kendilerinden kaybolup gidecek. Demek ki Allah'a şerik olarak insanlar neleri şerik yapmışlarsa bunların her birisi diğer alemde artık şerik olmadıkları net olarak bilinecek. Cinlere mi tapıyorlar? Cinler Allah'a şerik olamaz. İsa'yı ilah gibi mi kabul ediyorlar? Hazreti İsa ilah değildir. Bunları anlayacaklar. Tabiatı ilah mı kabul ediyorlar? Mabut mu zannediyorlar? Yaratıcı mı zannediyorlar? Tabiatın ilahi bir sanat eseri olduğu orada ortaya çıkacak. Demek ki onların şerik koştukları şeyler diğer alemde kendi peşinden gidenlerden teberri edecekler. Siz yalan söylüyorsunuz, biz mabut değiliz diyecekler. اَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا Onlar inkar ettiler ve saddu an sebilillah ve Allah'ın yolundan alıkoydular. زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ Bunlara azap üstüne azap vereceğiz, azaplarını ziyade kılacağız.
Yani bazı insanlar vardır ki kendi halinde inkarcıdır. Hatta doğrudan Allah var veya yok bunlarla meşgul bile değillerdir. Ama iman da etmemişlerdir. Bunlar kendi halinde bir takım insanlar. Fakat başka bir grup kimse var ki bunlar kendileri Allah'a inanmadıkları gibi başkalarının da inanmaması için özel gayret sarf ederler. Kendileri yoldan çıktığı gibi başkalarını da yoldan çıkarmaya çalışırlar. İşte bu gibi kimseler için azap üstüne azap var. Azaben fevgal azap. Niçin? Bimâ kânû yufsidun, ortalığı fesada vermelerinden dolayı, ortalığı karıştırmalarından dolayı bunlara azap üstüne azap verilecek. Ehli iman arasında mertebeler var. Yani böyle sıradan bir müminden ta peygamberlerin mertebesine kadar mertebeler var. İmanda mertebeler olduğu gibi herhalde küfürde de mertebeler var. Dolayısıyla mesela bir peygamberimiz dönemini düşünecek olursak Ebu Cehil'in küfür mertebesiyle sıradan herhangi kendi halinde bir vatandaşın küfür mertebesi bir değil. Ebu Cehil gibiler, Ebu Leheb gibi ve diyelim Firavun veya Nemrut gibi olanlar, bunlar e'immetül küfr, küfrün önderleri. Ve bunların azabı hem kendi yaptıkları hem de başkalarının dalaletine sebebiyet vermeleri. Bütün bunlar üst üste birikince bunların azabı azaben fevgal azab şeklinde azap üstüne azap olacak. Ve azapları hafifletilmeyecek, ziyade kılınacak. وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ فِي كُلِّ اُمَّتٍ شَه۪يدًا عَلَيْهِمْ مِنْ اَنْفُسِهِمْ. Ve o gün biz her ümmete bir şahit getiririz kendilerinden. وَجِئْنَا بِكَ شَه۪يدًا عَلَى هَاُولَٰئِ. Ey Peygamber, seni de bunlara, bu ümmete şahit kılarız. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْهِ. Ve sana kitabı her şeyin beyanı olarak biz indirdik. Ve hudan ve rahme, bir hidayet ve yol gösterici olarak. Ve büşra lil müslimin, ve Müslümanlara bir müjde olarak. Burada mahşer meydanından bir tabloyu adeta görmekteyiz. Allah-u Teala diğer alemde her ümmete bir şahit getireceğini bildiriyor. Yani diyelim Hazreti Adem'in kavmi, o günkü ilk insanlar. Hazreti Adem bir peygamber olarak onlara Allah'ın dinini tebliğ ettim. Sonraki bir dönemde diyelim Hazreti Nuh, Nuh'un ümmeti var. 950 sene kavmine anlattım. Ve o insanlar kabul etmediler. Diğer alemde ya Rabbi bize anlatılmadı deme imkanları olmayacak. Çünkü Hazreti Nuh onlara anlattı ve diğer alemdeki sorgulamada Hazreti Nuh gelip de size anlatmadı mı denilecek. Oradaki insanlar gelmedi diyemeyecekler. Çünkü Hazreti Nuh geldi ve onlara anlattı. Öte yandan Firavun ve yandaşları bize peygamber gelmedi diyemeyecekler. Hazreti Musa geldi, Hazreti Harun geldi. Ve hem de mucizelerle geldiler. Apaçık ayat-ı beyinatı onlara gösterdiler. Ama onlar göz göre göre bu ayetleri inkar ettiler. Öte yandan Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, o da peygamber olarak ümmetine gönderildi ve Peygamber Efendimiz de insanlara hak ve hakikati tebliğ etti. Bu anlamda demek ki her kavme bir şahit diğer alemde gösterilecek ve onlar o şekilde evet biz tebliğ ettik, Allah'ın dinini anlattık diye orada beyanatta bulunacaklar. Cenab-ı Hak ardından peygamberimize indirilen kitabın bir hidayet olduğunu, her şeyin beyanı olduğunu bize anlatıyor. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ. Biz sana kitabı indirdik. تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْ. Her şeyin beyanı, açıklaması olarak. Burada Kur'an-ı Kerim'in bazı özelliklerine de dikkat çekiliyor. Malum Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam 14 asır önce geldi, vazifesini yaptı. Dar-ı Beka'ya irtihal etti. Ama Allah'ın kitabı şu anda da önümüzde. Allah'ın kitabı bize haramı helali beyan ediyor. Tibyanen nikulli şey, her şeyin bir beyanı. Acaba her şeyin beyanı derken Kur'an-ı Kerim'de her şeyin net olarak açıklaması var mı?
Kur'an-ı Kerim'de her şey net olarak ayrıntılarıyla açıklanmamıştır. Ama ana hatlarıyla Kur'an-ı Kerim'de insana lazım olan bilgiler verilmiştir. Kur'an-ı Kerim bir tarih, coğrafya kitabı değildir. Kur'an-ı Kerim fen felsefe kitabı değildir. Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala'nın insanlara bir hidayet rehberidir. Ve insanlar neler yapacak, neler yapmaları gerekiyor, vazifeleri neler, bunları anlatan bir kitaptır. Kur'an-ı Kerim Allah'ın rububiyetini bize anlatır. Allah'ı bize bildirir isimleriyle, sıfatlarıyla. Öte yandan insanlar olarak bizim görevlerimiz neler? Haram nedir, helal nedir, ibadet nedir, neler yapmamız gerekiyor, nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Kur'an-ı Kerim bize bunları tek tek bildirir. Demek ki bu anlamda düşündüğümüzde Allah-u Teala bu kitapta, Kur'an-ı Kerim'de her şeyi beyan etmiştir. Ana hatlarıyla ortaya koymuştur. Bize düşen onları anlamaya çalışmak ve ona göre yaşamaya çalışmak. Hani meşhur bir misal vardır. Ben de sizlerle paylaşayım. Diyelim ki çok güzel elektronik bir alet. Ama nasıl kullanılacak bilmiyoruz. Bilmediğimiz zaman birkaç yanlış yere bassak o alete zarar verebiliriz. Ve artık o alet işe yaramaz bir hale gelir kısa bir zamanda. Ama onun kullanma kılavuzuna bakarsak nasıl çalıştırılır, ne şekilde çalıştırılır, nelere dikkat edilir, bunları öğrendiğimizde o aletten fevkalade istifade ederiz. Temsilde hata olmasın. İşte insan öyle bir makine, çok hassas bir makine ve Kur'an-ı Kerim bu makinenin kullanım kılavuzu. Acaba bu insanın gözü nelere bakmalı, nelere bakmamalı? Kur'an-ı Kerim bize anlatıyor. Mesela buyuruyor ki müminlere söyle namuslarına sahip çıksınlar, gözlerini haramdan sakınsınlar. Acaba bu mide neleri yiyecek, neleri yemeyecek? İşte etler genelde helal ama domuz eti haram kılınmış. Kur'an-ı Kerim bize bunu bildiriyor. Eğer Kur'an-ı Kerim bize domuz etinin haram olduğunu bildirmeseydi biz belki de onun haramlığının farkına varmazdık. Diğer etler gibi yiyebilirdik. Ama Allah-u Teala beyan ediyor. Kimlerle evlenilir, kimlerle evlenilmez. Kur'an'da beyan edilmiş. Daha bunun gibi haramlar, helaller, bunların neler olduğu yine Kur'an-ı Kerim'de beyan edilmiş. Bu açıdan baktığımızda Kur'an-ı Kerim her derde devadır. Kur'an-ı Kerim her türlü problemlerimizin çözümünü bize gösterir. Ve Kur'an-ı Kerim gerek ferdi hayatımızda, gerek aile hayatımızda, gerek toplum hayatımızda, gerek devletle ilgili meselelerde nelere ihtiyaç var, ne gibi esaslara uymak gerekir, bunları bize bildirir. Ve Kur'an-ı Kerim bir kılavuz, bir kullanım kılavuzu. Allah-u Teala bize bu şekilde bildiriyor, emirleri, yasakları, hak ve hakikati beyan ediyor. Ve aynı zamanda Kur'an-ı Kerim bir hidayettir. Hüden ve rahme, bir hidayet ve rahmettir. Yani Kur'an-ı Kerim yol gösterir. Nasıl ki gemilerde pusula oluyor ve aynı zamanda onların belli güzergahları oluyor. Ona göre o rota çerçevesinde yollarına devam ediyorlar. Kur'an-ı Kerim bize yol gösteriyor. Kendimizi karanlık bir denizde farz edelim. Rotamız belli değilse, pusulamız yoksa o karanlık denizde nereye gideceğimizi bilemeyiz. Ama rota belli ve elimizde pusulamız var. O zaman istikametimiz netleşir. Nereye gideceğimiz bellidir. Oraya doğru o karanlıkta yol alırız. İşte insanlık önü karanlık. Nereye doğru gidiyor bilemiyor. Kabir var mı? Ölüm var ama kabirde hayat var mı? İnsanlar bunu kendi akıllarıyla bilemiyorlar. Ve Kur'an-ı Kerim oraları bize gösteriyor. Berzah alemini bize anlatıyor. Ve ahiret alemini Kur'an-ı Kerim bize gösteriyor. Ve Kur'an-ı Kerim ayetleri adeta ahiretin krokisini çiziyor. Ahirette neler var? Cennet nasıl, cehennem nasıl? Kur'an-ı Kerim bize bildiriyor. Bu açıdan baktığımızda Kur'an-ı Kerim gerçekten tam bir rehber, insanlara yol gösteriyor. Tam bir mürşidi kamil. Ve Kur'an-ı Kerim aynı zamanda bir rahmet. Yağmur nasıl rahmetse, yağmurla nasıl yeryüzü
şenleniyor, hayatlanıyorsa, canlanıyorsa, Kur'an-ı Kerim de hangi kalbe, hangi akla gelse orası için rahmettir, orası canlanır. Hangi eve girse o eve bereket girer. Hangi toplum Kur'an toplumu olsa o toplum gerçekten manen hayatlanır. İşte İslam öncesi Arap Yarımadası çöl bir hayat ve toplum hayatı itibariyle yine kurak ve adeta çöl tarzında bir hayatları var. Çöl kanunlarıyla hayatları geçiyor. Ama Kur'an-ı Kerim bereketli bir yağmur gibi oraya iniyor. O çölü gerçekten yemyeşil bir sahraya, rengarenk kabiliyet çiçeklerinin açıldığı bir sahraya dönüştürüyor. Ve Kur'an-ı Kerim Müslümanlara bir müjde. Mesela Kur'an-ı Kerim'in gösterdiği tarzda baktığımızda hastalıklar, musibetler adeta Allah'tan bir hediyeye dönüşüyor. Günahlara kefaret oluyor. Ve dünyadaki çektiğimiz sıkıntılar ahiret namına bize fayda kazandırıyor. Ve ölümün öldürüleceğini, diğer alemde ölümün olmayacağını bir müjde olarak Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz. Yine Kur'an-ı Kerim'den diğer alemde ehli iman için yaşlılık olmayacağını, orada insanların daima genç kalacaklarını Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz. Demek ki bu tarzda baktığımızda Kur'an-ı Kerim hem her şeyin beyanıdır, hem bir hidayet rehberidir, hem de bir rahmettir, hem de aynı zamanda müminler için bir müjdedir. Bunlar müminler için, ama aynı Kur'an-ı Kerim kafirlere yol göstermez. Çünkü kafir onu kabul etmiyor. Kabul etse istifade edecek. Aslında Kur'an-ı Kerim bütün insanlığa bir rehberdir. Bütün insanlığa yol gösterir. Ama özellikle iman etmiş olanlar Kur'an-ı Kerim'den istifade ederler. Kur'an-ı Kerim aslında herkese şifadır. Ama inananlar onun şifa özelliğinden istifade eder. Kur'an-ı Kerim herkes için rahmettir. Ama kafirler Kur'an'a muhatap olmadıklarından, bilakis karşı geldiklerinden Kur'an-ı Kerim onların azabını artırır. Rahmet iken onlara zahmet verir ve onların kabirdeki ve diğer alemdeki azaplarını artırır. Cenab-ı Hak hepimize Kur'an-ı Kerim'i layıkıyla anlamayı, onun hidayetinden, onun şifa ve müjde oluşundan istifade etmeyi nasip eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.